Avrasya Hastaneler Grubu şifa kapısını sunar. Sizin alanınıza geçmek gerekir ise radyasyon onkolojisi nedir hocam? Tedavi aşamasında her kanser tanısında uygulanması gerekiyor mu? E, radyasyon onkolojisi, iyonize radyasyon dediğimiz onkoloji. E, Yüksek enerjili radyasyonları kullanarak kanseri evet. tedavi etmek ve kanseri tedavi ederken de çevre sağlam dokuyu en iyi şekilde koruyarak yapılan bir tedavi şekli. Radyasyon onkolojisinde her gelen meme kanserli hasta hastaya radyoterapi uygulanır mı? Bu patolojik faktörlere bağlı. Bir, iki. Ee, yapılan meme cerrahisine bağlı, ee, üç hastanın evresine bağlı olarak değişir. Meme koruyucu cerrahi dediğimiz, yani sadece tümörün çıkartılması, koltuk e, e, altı lenf nodlarına giden düğümlerden bekçi düğüm dediğimiz düğümde hastalığın olup olmaması ve koltuk altındaki bölümlerin çıkartılıp çıkartılmaması bizim tedavimizi etkileyen önemli unsurlardan birisidir. Meme koruyucu cerrahi uygulanan her hasta için radyoterapi mutlaka uygulanır. Evet. Yani meme koruyucu cerrahi ile radyoterapi kardeştir. Evet. Memesi alınmış hastalarda Patolojik prognostik faktörler dediğimiz hastalığın nasıl gideceği ile ilgili bize e, bilgiler veren bir takım göstergeler vardır. Bu göstergelerle e, ilgili e, yorumlar yapılarak hastanın radyoterapi alıp almayacağına karar verilir. E, çok erken evrelerde yani e, T1 dediğimiz... Ee, bu arada evreleme yani bir, iki, üçüncü, dördüncü bunu çok soruyorlar. Benimki kaçıncı evrede hocam diye Sonsuz bize bu sorular çok, çok geliyor. Biz, evet. Şimdi tabii bunların hepsi e, kanser evreleme sistemi denilen e, bir sistem çerçevesinde tümör, lenf nodu dediğimiz bu koltuk altına yayılış bir de metastaz dediğimiz üç unsurun birleşmesiyle oluşuyor. Tümör Oradaki o kitlenin büyüklüğüyle 1 2 3 4 diye adlandırılıyor. Eee lenf nodu bu koltuk altına yayılım olup olmaması ve bu yayılımın sayısıyla yani kaç tane yayılım varsa onunla ilişkilendiriliyor. E, meme kanseri için Me, e, metastaz dediğimiz, M ile belirttiğimiz şey de memeden çıkmış e, diğer organlara yayılmış hastalık için kullanılıyor. Yani karaciğere gitmiş, akciğere gitmiş, beyine gitmiş, kemiklere gitmiş hastalıklar için. Bu biz bu patoloji raporundan ve yaptığımız tetkiklerden hastalığın hangi evrede olduğunu belirleyebiliyoruz. Patoloji de bize tümör boyutunu söylüyor, lenf bezlerine yayılım olup olmadığını söylüyor, bunlarla ilgili işte bir takım e, faktörlerin e, var olup olmadığını söylüyor ve biz buna göre bir e, tedavimizi yönlendiriyoruz. Memesi alınmış çok erken evrede ve e, iyi prognostik faktörü olan hastalarda genellikle radyoterapi uygulanmıyor, takip ediliyor. Eğer daha sonraki aşamalarda herhangi bir e, problem oluşursa o zaman e, radyoterapiye geçiliyor. Ama o e, prognostik faktörlerde e, nüks etme oranını yüksek gördüğümüz hastalarda biz mutlaka memesi alınsa da radyoterapiyi tedaviye ekliyoruz. Özellikle koltuk altı lenf bezlerinde hastalık varsa memesi alınsa dahi tümörü çok küçük de olsa dahi ya da Östrojen projesteron reseptörü dediğimiz daha sonraki dönemde hormon kullanıp kullanılmayacağımıza ya da e, kanser antijeni e, dediğimiz kan, e, kanserin genetik yapısını belirleyen e, bir takım parametrelerin olup olmamasına bakarak biz bu tedavi kararını veriyoruz. Avrasya Hastaneler Grubu şifa kapısını sundu.